İşten çıktıktan sonra işte evin geçimini yapmak için piyasada çalışmaya başladım. Bu özel trafoların arızalarına falan bakmaya başladım. Halam Gül'ün bir tane trafosu vardı. İşte onlar beni çağırdılar kendi arızanın giderilmesi için. Orada bir halam oluyor da kaldı. Bir tanesi de gitti elektrik kesmeye. Tam kesmemesine rağmen ya da kesti mi elektrik üzerime verdi tam bilmiyorum, jandarma raporunda ya üzerine elektrik verildi ya da ihmal sonucu çarpıldı diye rapor tutmuş. Şu an soruşturma aşamasında, savcılık soruşturuyor, dosya devam ediyor. Ben aşağıda kontrol ettim, elektrik yoktu. Yukarıya çıktım, çarpıldım orada. Kastı bir şey de olabilir çünkü çarpıldıktan sonra halam ve çocukları hiçbir şekilde müdahale etmediler. Yani bir tartışma yoktu ama bir mesele vardı. Onun üzerinden o kin kapmış olup böyle bir şey yapmış olabilirler. Bunu aynısını savcıya da söyledim. Direkte çarpıldıktan sonra direkte bayağı bir yandım, kimse müdahale etmedi. Kimisi diyor 2 saat, kimisi diyor 3 saat boyunca yandım. Zaten oradaki 34 bin volta çarpıldıktan sonra 3 ve 4. derece yanıklar. Kas ve kemiklerime kadar yandım. Yüzümün %50-55'i yandı. Yine oradan müdahale eden oradaki pamuk tarlasında pamuk toplayan işçiler oldu. Onlar gelip müdahale edip beni oradan indirdiler. Tabii bende kemer vardı. Kemer bağlı olduğu için ben düşmedim. Onlar gelip kemer ipini koparıp beni aşağı indirdiler. Hayal meyal ambulansı falan görüyordum. Onun dışında hatırlamıyorum. Orada işte doktorlar dedi yani yapılacak bir şey yok, biz elimizden geleni yapmışız. Yani hazırlıklı olan %90 ölmüş. Yani belki %10 ihtimal Allah'ın mucizeleri belirsini gösterirse yaşar. Hani Allah'tan umut kesilmez. Ondan sonra orada beni orada bırakmadılar. İstanbul ambulans uçağı sağ olsun bizi götürdü İstanbul'a. İstanbul'da Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Kartal'da orada da aynı şeyi söylediler işte. Orada 20-25 gün komada kaldım. Bilincim yerinde değil. Hep cihazlara bağlı olarak yaşadım. İşte 25 günün sonunda gözümü açtım. En son çaba göstere göstere çalışa çalışa 51. günde ayağa kalkıp beni taburcu ettiler. Olmam gereken ameliyatlar var. Babam zaten emekli memur. O da kredi kartının son kuruşuna kadar en son parasını da verdiği ameliyat parama. İstanbul'da doktorla görüştüm. En az bir boyun açılımı için boyun ameliyatı sadece. Kollar, gövde hariç bir 50-60 bin lira paramın gideceğini söylediler. Kolumu açamıyorum, boynumu açamıyorum, sağa sola bakamıyorum. Elimizde olan paraları da bir miktar birikmiş, bir miktar paramız vardı, onu da verdik ameliyat paralarına. Şu an zaten olmam gereken ameliyatlar var, onları zaten olamıyorum. Paramız olursa olacağız, olmasa bu şekilde kalacağım. Kısıtlı bir şekilde yaşama devam edeceğim. Ne kadar? İşte oraya gelen yetkililere bir köyün delisi direğe çıkmış, çarpılmış dediler. Bizim akrabalara ise kendisi gelip zorla çıktı. Biz hiç çağırmadık, hiç söylemedik. Zorla gelip kendisi çıktı, çarpıldı. Biz ona defalarca da söyledik çıkma diye. O şekilde işte ondan sonra bana tek kuruş yardım olmadı, maddi ve manevi açıdan da yardım olmadı. Hem rapora istinaden onlardan şikayetçi oldum. Yani hasta olmasam çalışacağım ama hasta olduğum için çalışamıyorum. Çünkü vücudumda ne bir kas kalmış ne bir güç kalmış. Malulen emekli olma şartlarım uyuyor ama bu halimde bile başvurdum, emekli olamadım. Engelli maaşı almaya çalıştım. Genel sağlık sigortası yaptığım için engelli maaşından da mahrum kaldım. Yani şu an hiçbir gelirim yok.
Nasıl yapacağımı ben de bilmiyorum. Doktorlar bize yaşama ihtimali yok dediler. %90 gitmiş dediler. Çok şükür Rabbime, binlerce şükürler olsun. Şu an yanımda, çocuklarımın arasında. Şükrediyoruz Allah'ıma. Durumumuzu gören görüyor zaten.